Herkese merhaba. Bugünkü konumuz ev tipi veya küçük işletmeler için yapılmış olan Silhouette Cameo 3 kesici plotter'ımızla nasıl baskes tarzı koyu zemin transfer kağıtlarını kullanabilirsiniz. Özellikle anlatmak istediğimiz konu baskınızı keserken nasıl doğru noktaları keseceksiniz ve kaydırmayacaksınız. Bunun için birkaç püf noktamız var. İlerleyen dakikalarda hepsini göstereceğiz. Doğru kesim yapabilmek için önemli iki nokta var. Birincisi ve en önemlisi grafiğinizi doğru hazırlayabilmeniz. Neyse ki Silhouette Cameo 3 ile beraber ücretsiz kullanabildiğiniz Silhouette Studio programı kullanımı çok kolay, profesyonel bilgi gerektirmeyen ama işlevi çok yüksek olan bir program. Birazdan sizlere kontur nasıl yapılır, fotoğraftan, normal bitmap fotoğraftan vektöre çevirirken kenarlarda, köşelerdeki düzensizlikler nasıl telafi edilir, onları göstereceğim. İkinci noktada kağıdı doğru yerleştirmeniz ve doğru kağıt ayarlarını seçmeniz. Bunun iki yolu var. Aslında en garanti yolu ama biraz daha uğraştıranı yine kesiciyle beraber kutudan ücretsiz çıkan kesim batımız. Kalınlığı, yüzeyindeki sürtünme oranı vesaire kaydırmayı minimuma indirecek şekilde dizayn edilmiş bir mat bu. Kağıdınızı matın üzerine yerleştiriyorsunuz. Aslında kağıt hiç ileri geri iten pabuçlara değmiyor. Pabuçlar sağdan soldan bu boş noktalardan geçiyor. O ürünün kalınlığı vesaire çok milimetrik, milimetrenin çok daha küçük farkları yapabilir. Böyle olunca o da olmuyor. Çok güzel kesebiliyorsunuz. İkinci yolu ise tabii ki kağıdı direkt beslemek. Burada kağıdın özellikleri çok önemli. Kağıt, kaygan bir kağıtsa, çok ince, çok kalınsa kaydırma yapabilir. Evet, şimdi size herhangi bir bitmap dosyasından, yani normal fotoğraf dosyasından nasıl vektör kesim çizgileri oluşturacağız, onu göstereceğiz. PNG dosyamızı direkt çekerek içeri attık. PNG olması şart değil, JPG vesaire de kullanabiliyorsunuz. Burada Trace opsiyonunu seçiyoruz ve Select Trace Area diyoruz. Programın Türkçesi de mevcut bu arada. İstediğimiz alanı seçtiğimizde bize bir ön izleme gösteriyor. Buradan eşik değerini ayarlayarak nerelerde vektör yaratılması gerektiğini seçebiliyoruz. Bunu bir kapatayım. Dikkat etmemiz gereken 3 noktayı göstereyim size. Şuranın boş kalmasını istiyoruz. Daha doğrusu kesmek istiyoruz ki renkli bir tişörte aktardığımızda beyaz olmasın. Şu anda bunlar zaten boş ama bağlantıları çok ince olduğu için dikkat etmemiz gerek. Şu bölge ve bu bölgenin de boş olması lazım. Şimdi Select Trace Area tekrar diyoruz. Eşiğimizi biraz arttıralım. Şu alt bölgenin tamamını düz kesmek istiyoruz. O yüzden eşiği oldukça arttıracağız. Eşiği arttırdığımızda şu arası büyük ihtimalle kapanmış olacak. Bu iki noktaya dikkat etmemiz gerek. Trace diyoruz. Görselimizi çekelim. Evet. Gereksiz parçaları şimdi atacağız. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta eşiği arttırdığımız için şu arası birleşti ve bu arası birleşti. Sol üstteki noktayı, sağ ortadaki noktayı ve sağ alttaki şu bölgeyi ayrı tutmamız gerek. Fakat şu anda kesim vektörümüzün hepsi tek parça. Birleşmiş yol olarak gözüküyor. Release Compound Path, yani birleşmiş yolu çöz diyoruz. Bakın bunu ve bunu dış çerçeveye alacağız. Bunun için Shift ile İstediğimiz noktaları seçiyoruz. Dış çerçeveyi de. Ctrl G tuşuyla grup yapıyoruz. İstediğimiz parçalar şu anda grup oldu. Çektiğimizde istediğimiz yerler geliyor. Kalanıyla bir işimiz yok. Hepsini silelim. Şimdi yine dikkat etmemiz gereken ikinci bir nokta var. Bunları tam üst üste yerleştirelim. Size onun detayını göstereceğim. Resmimizi geri yerine koyduk. Kesim hattını görüyorsunuz. Özellikle eşiği de arttırdığımız için
ufak tefek boşluklar kalacak bu arada. Bu boşluklar bizim kesimimizde çirkin beyaz noktalar yaratır. Bunu engellemek için şimdi dıştan vektörü seçiyoruz. Ungroup diyoruz. Tekrar ayrıldılar farkındaysanız. Burada inset ve offset fonksiyonunu kullanacağız. Aradakilerde dışarı büyütüp dış çerçeveyi içeri büyütmemiz gerekiyor. Bu bölgede içeri doğru kaydırmamız gerekiyor. Dolayısıyla çizimimizin dışına büyütmemiz lazım. Offset diyeceğiz. Yarım milim içeri gir diyeceğiz. Yarım milim yeterli olacaktır. Gördüğünüz üzere gayet güzel içeriden bir kesim çizgisi yakalıyoruz. Bunun rengini mor yapalım. Hem keserken renge göre kesebiliriz, hem de görürken ne olduğunu daha rahat göreceğiz. Bakarken ne olduğunu daha rahat göreceğiz. Şimdi dış çerçevemize gelelim. Bunda da içeriden kesmemiz gerekiyor. Internal offset diyeceğiz. Yine yarım milim yapalım. Pardon. Yarım milim yaptığımızda da yine diğer taraflara da bakabilirsiniz. Gayet yeterli bir içeri girme olacaktır. Bunu da mor yapıyorum. Şimdi biraz içeri gelelim. Aynı işlemleri diğer iki parçamıza da uygulayacağız. Yarım yarım offset ve mor renk. Evet, aynı şekilde bu arada da böyle yarım yarım offset yapıp mor renge boyayalım. Kesim, asıl istediğimiz kesim çizgilerimiz de tamam. Yerleri kaymasın diye hepsini çekip grup yapıyoruz. Kesim matımıza yerleştiriyoruz. Her şeyden önce optik gözün nereleri kesmesini algılayabilmesi için pozalama işaretlerini basmamız gerek. Cameo çeşidi pozalama işaretlerimizi koyuyoruz. Daha fazla bir alan kullanmak isterseniz inset ile burada oynayabilirsiniz. Büyütüp küçültme mümkün. Şu anda çok ihtiyacımız olmayacak. Fotoğrafımızı büyütelim. Yerleştirelim. Kesim alanının içerisindeyiz. Hem kırmızı çerçevenin içerisindeyiz, hem de gri kare kare alanların dışındayız. Şu anda kesime hazır. Tabii her şeyden önce poza işaretleri olan çıktığımızı almamız gerekiyor. Eğer bir kesim matı kullanacaksanız, buradan kullandığınız kesim matını seçerek kesim matının neresine ne şekilde yerleştirmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bu gördüğünüz ekran sizin baskı veya kesmenizi etkilemiyor. Sadece yerleşiminizi gösteriyor. Kağıdımızı kesim matıyla beraber silüete yerleştirdikten sonra buradan göndere basıyoruz. Sadece mor rengi istediğimiz için basiti değil, diğer seçeneği kullanacağız. Ben daha önce çıkartmıştım, görmeniz için açık kapayım. Kırmızı renkleri ilk yaptığımız çerçeveyi iptal ediyoruz. Biraz daha içeriden kesen mor olanı bırakıyoruz. Daha önce kullandığınız kesim ayarı kalır. Biz de zaten doğru ayardayız. O yüzden bunu değiştirmeyeceğiz ve gönder diyoruz. Tam istediğimiz gibi kesimimizi gerçekleştirdik. Daha rahat görebilmeniz için yakın çekimde gösteriyorum. Beyaza taşmadan, resme girmeden, siyahın dışından ince bir çizgiyle kesimimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra iki alternatifimiz var. Etrafını her şekilde ayıklıyoruz, boş kısımları. Sonrasında ister bir transfer bandı yardımıyla alıp koyabiliriz. Ama bu tek parça olduğu için direkt sadece kağıdından kaldırıp
kumaşın üzerine yerleştirip silikonlu kağıtla veya yağlı kağıtla koruyup preslememiz yeterli. Tişörtümüz hazır, transfer işlemimiz bitti. Shockline'ın FC Blank koyu zemi transfer kağıdı veya Silhouette Camo 3 kesici plotter hakkında daha detaylı bilgi isterseniz aşağıda video açıklamalarında internet sitemize bağlantıları bulabilirsiniz. Aynı zamanda farklı farklı uygulama videolarımız için, kısa kısa uygulama videolarımız için Instagram kanalımızı da takip edebilirsiniz. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.